Sevgili seyirciler merhaba. Bir İş Kolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Sevim Elmas. Kendisi eski satış müdürü ve aynı zamanda yaşam koçu. Hoş geldiniz Sevim Hanım. Hoş bulduk Selin Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Ee, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ee, 1974 Tekirdağ doğumluyum. Bir göçmen kızıyım. Bulgaristan göçmeni. E, bütün e, lise hayatım Tekirdağ'da geçti. Onun ardından e, iki yıllık bir var deneyimim oldu ve e, e, klasik e, hani Türk toplumunun geçerli mesleğin olsun e, mottosuyla İngilizce ekonomi okumaya Kıbrıs'a gittim. Mezun olduktan sonra e, özellikle banka iştiraki finans kurumlarında factoring, leasing e, kurumlarında 25 yıllık satış deneyimim oldu. Hem müdürlük, hem ekip yönetimi konusunda gayet başarılı bir çalışma hayatım oldu. Hı hı. Bu dönemde de birçok başarıya imza attık. Özellikle banka iştiraki finans kurumunda çalışmanın verdiği avantajlar doğrultusunda. Hem çok öğrendim, hem faydalı olduğumu, artı değer yarattığımı düşünüyorum. Bunun verdiği bir manevi tatmin söz konusu oldu. Fakat ondan sonra hayat başka bir yere evrildi. Ee, özel durumlardan dolayı annemin sağlık problemlerinden, sektörden ayrıldım ve aslında e, hikayem çok farklı bir noktaya e, dönüştü. Peki e, bu noktada Sevim Hanım, şimdi siz finans sektöründesiniz ama burada satış bölümünü tercih ettiniz. Evet, Bunun evet. sebebi neydi? E, satışın inanılmaz bir büyüsü var Selin Hanım. Hı hı. E, bir kere gerçek bir meydan okuma. <laughs> Biraz ben zoru seven bir yapım var. İşte ve satışta gerçekten birçok yeteneğinizi ve çok yönlü bir şekilde kullanma fırsatınız oluyor. Birçok departmanla bir arada olmakla birlikte insan ilişkileri inanılmaz çok önemli oluyor. Problem çözme yeteneği, problem çözmeyi sevmek hatta iddialı konuşmak gerekirse empati yapabilmek, proaktif yaklaşabilmek. Bunların hepsi e, inanılmaz çok önemli oluyor ve satışta çok şey öğreniyorsunuz, çok gelişiyorsunuz. E, çok fazla bir kontak, e, insan ilişkilerini de çok sevdiğim için benim ruhuma çok uydu açıkçası. Hı hı. Harikasınız. Peki kadın yönetici olmaktan bahseder misiniz biraz? E, ee, o aslında çok özel ya yani benim her zaman çalışma hayatımda ve bugün de sorguladığım bir kavram hı hı. Ee, biliyorsunuz ki çok özel topraklarda yaşıyoruz ee, Anadolu hı hı. Ee, ve e, tanrıçalar e, yeri ee, Onun dışında da Pudu Hepa gibi bir gerçeğimiz var ee, yani tarihte ilk uluslararası barış anlaşmasına mührünü vurmuş bir kadındır benim için çok önemli bir lider e, kendisi benim için de örnek bir e, figür. Kadın yöneticilik anlamında. E, kadın yönetici bence doğuş, doğuştan gelen yeteneklerini kullanan bir e, insan diyeyim. Yani sonuçta hepimiz bir e, varlık, varlığımızı oluştururken e, bazı içgüdüsel dürtülerimizi kullanıyoruz. Kadın gücü sevgi ve şefkatli kullanan ve çok yönlü düşünürken aynı zamanda Karşı tarafa empati yeteneğini geçirebilen bir yapısı söz konusu. Duygusal zekasını çok yoğun kullanabilmesi, aynı zamanda sabır gibi kucaklayıcılık ve ekip yönetiminde biz dilini kullanabilmek, sevgi dilini kullanabilmek ve bunu gücünü dediğim gibi sevgi zerafeti içinde kullanabilme yeteneğine sahip olması benim için çok önemli. Çok güzel, çok da güzel ifade ettiniz. <laughs> e, Alnıza sağlık. E, peki sizi farklı kılan özellikleriniz neler, Selim Hanım? E, açıkçası e, ben kendi hayatımda e, baktığınızda şöyle bir geriye dönüp baktığımda açıkçası 57 ülke gezdim bugüne kadar. Hı hı. E, kariyerimin tepesindeyken bir kalemde istifa edip hayallerimin peşinden gitme e, cesaretini gösterebildim. Ve onun ardından da hayatımı aynı bir anka kuşu gibi sıfırdan küllerimden doğarak e, kurma gücünü e, gösterdiğime inanıyorum bütün mütevaziliğimle. Hı hı. Çünkü e, bu 57 ülkenin içindeki deneyimler inanılmaz. Kattığı vizyon inanılmaz. Baktığınızda Tekirdağ'dan çıkmış küçük bir kız çocuğusunuz. Hı hı. Ama e, Afrika'nın elektrik olmayan e, yerlerinden tutun da işte... E, Peru'da, Machu Picchu'da, Angkor Wat'ta, Mısır piramitlerinde meditasyon yapmış bir insanım. <laughs> Oranın e, ve e, turist mantığıyla değil tamamıyla gezgin mantığıyla <laughs> gezerek e, inanılmaz bir bilinç genişlemesi yaşıyorsunuz aslında. <laughs> Bütün Orta Amerika'yı gezdim. <laughs> e, çok farklı deneyimler yaşadım ve bunların hepsi benim hayatıma, vizyonuma ve gerçekten bu hayattan... Ne istediğimi ve nasıl bir hayat yaşamak istediğime yansıdı. <laughs> ee, bunun hani önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bir tane hayatımız var ve bunu doğru bilinçle yaşamak çok çok önemli. <laughs> Sadece kendi bilinç olarak değil, hani çevrenize ışık tutabilmek yapabildiğimiz ölçüde e, fark yaratabilmek, bir kişinin hayatına dokunmak, e, kişisel özellikler olarak baktığınızda da e, gerçek anlamda İnsanı çok seviyorum. Ee, pozitifte kalmayı, kriz anında krizi yönetebilmeyi çok iyi başardığımı gördüm. <laughs> Ve e, manzaraya yukarıdan bakabilmek gerçekten çok önemli olduğunu. Yani kah içinde olup bizzat akut durumda onu yönetmek. Kah e, yukarıdan bakıp e, o vizyonla o kişiye yani kendinizden çıkıp e, o kişi yerine kendini koyup tamamıyla e, tabiri caizse şeffaf bir varlık olarak e, o insanı hissetmek ve ona çözüm sunabilmek. Bunları gördükten sonra hayatım bambaşka bir noktaya evrildi açıkçası. Peki tam da bu noktada başarı ve <laughs> mutluluğu bize nasıl tanımlarsınız? Şimdi e, biraz evvel dediğim gibi bu da benim sürekli hayatımda e, sorguladığım bir şey. Bence e, bilinç boyutunda evrim devam ediyor. Hı hı. Ve dolayısıyla başarı ve mutluluk içeriden dışarıya gelen çok göreceli bir kavram. Hı hı. Bunun bir kariyer olmadığını, para olmadığını gibi 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 bizim dışımızdaki bir şey olmadığının çok farkındayım. Hı hı. Ve e, mutluluk gerçek anlamda ne isteyin ne ne istediğini bilmekle birlikte çok temel değerlerin üzerine kurulmuş gerçekten bir e, sürekli genişleyerek e, bir dönüşüm içinde olma hali. Hı hı. Ve hem çok basit de gizli biliyorsunuz ki en basit de en büyük gizlilik hani e, en büyük bilgelik yatar. Hem çok basit de gizli ama bir yandan da kendi içindeki bütün o karmaşayı düzene sokup dingin kalmak, merkezinde kalabilmek ve bunu sevgiyle yönetebilmek çok çok önemli. Hı hı. E, belki de e, büyük bir coşkuyla her anı hediye olarak anda kalarak yaşamak çok çok önemli. Evet. Peki biraz da geleceğe dair konuşacak olursak bundan sonraki yaşamınızdaki planlarınız nelerdir? Ee, baktığınızda benim şu anda e, inanılmaz aldığım eğitimler var. Biraz evvel bahsettiğim gibi finans sektöründen ayrıldıktan sonra bambaşka bir sevime dönüştüm. Şamanizm eğitiminden tutun da uluslararası şifacılık sertifikasına, e, işte halkla ilişkiler reklamcılık e, mezuniyetimden tutun da inanılmaz farklı alanlarda, koçluk alanında ee, hatta işte yakında bir şiir kitabım çıkacak. Ee, onun dışında müzikle ilgileniyorum ee, kendi bazımda. Yani açıkçası toplumun zorunluluğundan ya da kendi içsel e, yani hayatta kalma içgüdülerimden kaynaklı seçimlerimin dışına çıktığımda gördüm ki içimde inanılmaz bir yaratıcı, sanatçı var. inanılmaz bir şifacı var. Kadın doğuştan şifacı bir varlık zaten. Hı hı. Şu andan itibaren aslında başkalarının için yaşamayı bırakıp tamamıyla kendi e, içsel ihtiyaçlarım ve beni mutlu eden bir yolculuk ve bunun sonucunda da gerçekten birilerine faydalı olma gibi bir e, hikayeye dönüştü benim hikayem. Ee, alabildiğine güzel olan her şeyde varım ee, Hı -hı. ve güzel olan her şeyi hayatıma alma konusunda da inanılmaz kararlıyım Hayırlısı. ve geziler de devam edecek benim için İşte hafta İngiltere'ye gideceğim çünkü e, dönüştükçe dönüştürüyorsunuz Hı -hı. sadece bulunduğunuz alandaki bilincinizle hiç konuşmasanız bile yaydığınız sevgi enerjisiyle e, çevrenizdeki her şeyi dönüştürebildiğinizi gördüm büyük bir sevgiyle ee, bu yolculuk beni nereye götürse sonuna kadar gitmeye varım. Harikasınız. Umarım hmm. her şey gönlünüzce olur. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonrasında da başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, umuyorum ki daha çok hayatlara dokunma fırsatınız olur. Bu <laughs> birikimle ve bu sevgiyle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun katılımınız için. Ama programımızın sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Seyircilerimize son sözleriniz nelerdir? Evet öncelikli olarak beni davet ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Benim için çok değerli ve çok anlamlı. Özellikle şu andaki durduğum noktada. Ee, bir metaforla aslında hani bitirmek istiyorum. Ee, güneş ve ay metaforuyla. 8 Mart'a da çok yaklaştığımız bu günlerde e, güneş ve ayın sembolü e, olarak baktığınızda bence e, güneş e, eril enerjiyi, e, ayda dişin enerjiyi e, sembolize etmekle birlikte her bireyin içinde o eril ve dişilin olduğunu zaten biliyoruz. Kadınlarımız kendi içlerindeki güneşi fark etmediklerinde gerçek anlamda e, sanki inanılmaz o güçlerini e, başka bir e, insanın, çocuğunun, işinin e, ailesinin e, ayı olmayı seçerek yaşıyorlar. Bence bu gerçekliği artık Anadolu gibi tanrıçaların olduğu bir ülkede tamamıyla değiştirme zamanımız geldi. Artık içimizdeki güneşi gerçekten fark edip ve o güneşin çevresindeki ay olarak dönüşmeye ve kadının gerçek anlamda gücünü Göstermeye ihtiyacımız var. Ve bunu da sevgiyle, inanılmaz bir zarafet ve güzellikle, şefkatle yapacağımıza inanıyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Sevim Hanım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Bir Sağ tanesiniz. Olun. Sevgili seyirciler bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Sevim Elmas bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.